Merhaba arkadaşlar, ben Ahsen. Sizlere bu podcast'te Prader-Willi sendromu hakkında bilmeniz gerekenlerden bahsedeceğim. Prader-Willi sendromu, vücudu birçok yönden etkileyen karmaşık bir durumdur. Prader-Willi sendromu nedir? Genel tanımını yapacak olursak, bu sendrom zeka geriliği, duygu durum bozukluğu, kaslarda güç kaybı, kısa boy ve beraberinde aşırı iştah ile karakterize kalıtsal bir hastalıktır. Çok nadir olarak bilinen bir hastalık olsa da sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Hastalık 1956 yılında bulunmuştur. Adını hastalığı bulan 3 hekimden almaktadır. Hastalık genetik olarak ortaya çıkmakta ancak bazen doğumdan sonra insanda badem büyüklüğünde bulunan ve hayati fonksiyonlarda önemi olan hipotalamusun zarar görmesi sonucunda da ortaya çıkmaktadır. Prader-Willi sendromunun evreleri nelerdir? Bu hastalıkta iki evre görülmektedir. Birinci evrede cinsel organlar gelişmemiş, sürekli uyku durumu, 6 yaşının altında bulunan çocuklarda gelişimsel gerilik, aşırı iştahlı olma durumu, vücut ısısının düşük olması, büyüme hormonunun az olmasıyla seyreder. İkinci evre, zihinsel gerilik, koordinasyon bozukluğu, denge bozukluğu, hafıza sorunları, konuşmada gecikme, inatçılık, öfke nöbetleri, horlama, tipiki şeker hastalığı ile ilerler prader sendromlu kişilerin özellikleri nelerdir? Bu hastaları fiziksel bakımdan incelediğimizde badem gözler, kısa boy, gevşek kaslar, yüz hatları ve elleri küçük, cinsel organda küçüklük gibi özellikler yönünden dikkat çeker. Bu hastalık genel bozukluğunu babadan almaktadır. Genetik olarak 15. kromozomdan kaynaklanmaktadır. Ancak bu hastalıkta ilginç bir detay, anneden gelen 15. kromozomun Angelman sendromuna yol açmasıdır. Kısaca bu sanjomdan da bahsedecek olursak bu sanjomda nörogelişimsel gerilik, epilepsi vesaire gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır. Anne ve babada aynı kromozomdan farklı hastalıklara yol açmasının sebebi genlerin farklı baskılanmasıdır. P dervili tanısı nasıl konur? Bu hastalığın saptanmasında yalnızca tanı amaçlı testler uygulanmaktadır. Erken ve ayırıcı tanıda genetik testler büyük önem taşır. Ancak ülkemizde çok görülen bir hastalık olmadığı için genetik testler konusunda sorun yaşanmaktadır. Pedervilis sendromu nasıl tedavi edilir? Bu hastalığın tedavisinde çocuklar için en önemli etken aileleridir. Ailelerin tutumları onlar için çok önemlidir. Ailelerin tutumlarına göre çocukların hayatları şekillenmektedir. Bu yüzden öncelikle ailelere bu konuda genel bir eğitim verilmelidir. Pradermini sendromlu kişilere nasıl davranılmalı? İlk olarak konuşma fırsatı verilmeli ve ek olarak da konuşma terapisiyle iletişim güçlendirilmeli. Motor becerilerin gelişmesi için fizik tedavi desteği sağlanmalı. Hastalığın her bir evresi için özellikle de ikinci evresi için detaylı bir eğitim alınmalı. Çocukların büyüme hormonu seviyeleri sürekli izlenmeli ve gerektiğinde hormonun takviyesi yapılmalı. Çocuklar şişman olduğu için devamlı sıkı bir diyet uygulanmalı ve görünümleri konusunda çocukların kötü hissettirilmemesi gerekiyor. Sıkı diyet konusunda çok dikkatli olunacak. Çünkü bu hastalarda obezite ileri boyutlara ulaştığında ölüm ile karşı karşıya gelebilmektedirler. Beslenmede bir diğer önemli husus vitamin ve kalsiyum değerinin bulunduğu sınırlardır. Bunlar yaşa ve gelişim düzeyleri dikkate alınarak takip edilmeli. Diyete ek olarak spor yapmaları son derece önemli ve yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçlar Prader-Willi çocukların spor sayesinde kilo ve iştah durumunu dengeleyip az kalorili besinlerle beslendikleri saptanmıştır. Acı eşikleri son derece yüksektir ve acı eşikleri yüksek olduğu için mikrobiyolojik durumları saptamak zor bir durumdur. Sürekli takip altında tutmak çok önemli. Ayrıca bu çocuklarda çok yoğun kusma olabilir. Bu durumda hemen sağlık kuruluşlarına başvurulmalıdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer faydalı içeriklerimiz için sağlık hastanın netten ulaşabilirsiniz.